Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet kardeşlerim 56. sayfamıza geldik. Bu sayfa ilk ayet-i kerime bu teravih namazlarında Teravih namazları bittikten sonra okunuyor. Müezzin Efendi bu ayet kerimeyi okuyor. Oradan belki hatırlayan vardır. Şimdi okuyunca daha iyi anlarsınız. Hemen başlayalım dersimize. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena amanna bima enzelte ve rasul. Böyle durduk. Mettim-i munfasıl yapıyoruz burada. Rabbena amennâ bimâ. Burada da mettim-i munfasıl. Her iki tarafta. Enzelte, ihva yaptık. Enzelte ve tebe'ne rasul. Ve tebe'ne rasule fektübüne me'eşşahidin. Nasıl okuduk? Şuradan alalım. Fek Burada da gargara yaptık. <laughs> Fek tübü Ve mekeru ve mekerallah. Ve mekeru ve mekerallah. Ve Allahu hayrul mekirin. Ve Allahu. Lama kalan okuduk. Allah önce kafin harekesi üstün olduğu için ve Allahu hayrul makirin iz pertek olacak iz qale Allahu ya İsa inni mutawaffika ve rafi'uka ilay böyle durduk diyelim إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى مَتَى مُنْفَصِلٌ نَفْسُكَ يَا عِيسَى بوزumuz sıkalım ayın harfi يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ إني متوفيك ورافعك إليّ <سؤال> ومطهرك ومظهرك من الذين كفروا وجعلوا الذين اتّبعوك. Böyle durduk. Şuradan bir daha alalım. وَمُظَاهِرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ ميرکز دا اوکیالیم، بکن هيروكا وَمُظَاهِرُكَ وَمُظَاهِرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ شوردن الالیم وجاعل الذين اتبعوك كفر الذين كفروا الى يوم القيامه نسدorduk قيامه قيامتي yazıyor ama kıyame diye وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحب يحكم بينكم kum كنتم fihi tahtelifun. Bir daha okuyoruz. Bakın peltek, ötreli, dudağımız ileride. Bir de burada şeddelin buradaki mimde tutuyoruz. Tüm ileyye mer. Bakın mer. Mer ra kalın olacak. مرجعكم, sırma ilayi, merjgukum, fa ahkumu, beyne küm, fi tüm ihfa yaptık. Sakininden sonra T geldiği için Kuntum tüm fihi tahtelifun, tahtaltıla, tahtelifun öyle duruyoruz. Fe'amma'llezine kafarû se'azzubuhum azâben şedîden fid dunya vel âhireh. Bir kez daha okuyalım. Şeddelerde tutuyoruz. Artık söylemeye gerek yok. Şeddeler özellikle mim ve nun. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ فَأُعَذِّبُهُمْ فَأُعَذِّ Peltek فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا İhfa yaptık. عَذَابًا Şediden Burada da ihfa, burada da. هنا شين حرف قال هنا بورد الدفه حرفه تاني منها صوره عذابا شديدا في الدنيا والاخره هادي دريوروز وما لهم من ناصرين وما لهم nasirin. Bakın burada da ilgem misteyn meal Burada da aynı şekilde. Her ikisi de gunneli harfi olduğu için ne yapıyoruz? Hem tutuyoruz hem gunneli okuyoruz. وَمَا لَهُمْ Durunca da nun harfini belli ediyoruz. Bir de burada ne yaptık? Metti arız oldu. Burada. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجرهم والله لا يحب الظالمين والله Vallahu la yuhibbu zalimin. Allah celle celaluhu zalimleri sevmez. Bu peltek bir harf ve kalın olacak kardeşlerim. La yuhibbu Allah. Hemen bağlıyoruz bakın şedde peş peşe gelmiş. La yuhibbu zalimin. Nun harfinde belli ettik. Evet. Zalike net luhu. Hü zamirini uzatmıyoruz. Niye uzatmıyoruz? Çünkü hüden bu zamirden önce vavun harekesi yok. O yüzden uzatmıyoruz. Zalike net lehu aleike minel ayati minel ayati ve zikril hakim peltek olacak ve zikril hakim böyle duruyoruz inne mesel isa Kem Adam. Adem. İn mesela İsa'ın. Allah'ın kem Adam. Adem. Aleyhisselam'ın Allah katında, indinde Allah, Allah katında demek, Allah indinde. İsa'nın meseli, Aleyhisselam'ın meseli ne gibidir? Kemeseli Adem, Adem Aleyhisselam'ın meseli gibidir. Yani nasıl bakın devamına. خَلَقَهُ min turabin, sema قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ خَلَقَهُ Onu yarattı. Neden yarattı Allahu Teala? مِنْ تُرَابٍ Topraktan yarattı Adem Aleyhisselam'ı ve <tümme> sonra kâle dedi ki lehu ona kim o? Adem aleyhisselama dedi ki kün dedi feye kün o da hemen olu verdi. Ol dedi. Kün ne demek? Ol demek. Kün ol. Feye kün hemen olu verdi. Şimdi Adem aleyhisselam normalde cansız şöyle düşünün. Böyle efendim teşbihte hata yok böyle heykel gibi diyelim çamurdan, bak toprak, tura, yeryüzünü muhtelif yerlerinden efendim balçık, toprak böyle hazırlandı, bedeni oluşturuldu. İlk yaratılış. Rabbimiz ne buyurmuş? Gale. Allahu Teala buyurdu ki lehu ona. O cansız olan o bedene e, ne buyurdu? Kün. Ol emrini verince feyekûn o da hemen olu verdi. Şimdi bunu şunu anlamak, bunu idrak etmek yani bunu e, akılla idrak edemeyince insan ne inkar yolunu seçiyor. Rabbül alemin yoktan yaratıyor kardeşlerim. Bakın halakahu onu yarattı min turabin topraktan yarattı. E toprağı neden yarattı? Toprak mı vardı önce daha öncesinde yoktu. Yani yo, her şey yoktan yaratıyor. Daha sonra yarattıklarını mesela efendim bakın Adem Aleyhisselam'ı neye bağlamış? Toprağa bağlamış. Peki İsa Aleyhisselam'ı nasıl yaratmış? İsa Aleyhisselam da babasız dünyaya gelmiş. Değil mi? Bunlar hep mucize. Yani mucize demek insanı aciz bırakan şeyler. Yani aklın ötesinde inanılması gereken şeyler. Elhamdülillah biz bunların hepsine inanıyoruz bu ayetlerin. Dolayısıyla Rabbimize sonsuz hamd ederiz ancak. Çünkü bu iman kalbimizde ise biz en büyük bir nimetin içindeyiz demektir. Kardeşlerim bakın çok akıllıyım diye geçinen insanlar, yani maalesef diyelim üzülerek söylüyoruz. Niye üzülerek? Çünkü çok akıllıyım diyen insanlardan öyleleri var ki bu ayetlere inanmıyor. Öyle saçmalık mı olur diyor ne billah. Bakın Mevla Teala ayetlerini indirmiş. Adem Aleyhisselam nasıl yarattığını burada bakın açıkça beyan etmiş. İsa Aleyhisselam'ı duyduk. Babasız nasıl dünyaya gelmiş? Meryem validemizin yaşadıklarını Meryem suresinde okuduk, öğrendik. Elhamdülillah. Yani bu çok büyük bir nimettir. Bu şu ayetlerle muhatap olmak kadar daha büyük bir nimet yoktur kardeşlerim elhamdülillah. İnanarak okumaya, anlamaya çalışıyoruz. Rabbim cümlemize devam, sebat, istikamet nasip eylesin. Her geçen gün inançlarımızı, imanlarımızı kemalata ulaştırmamızı nasip eylesin. Amin diyelim. Evet, devam edelim kardeşlerim buradan. El hakku min rabbike. Hemen burada sakin nundan sonra ra'ya idgam bilagunne yapıyoruz. Katıyoruz. Ra harfi gelmiş. Ilgam bilagun harflerimiz iki taneydi. Biri lam, bir diğeri de ra. Lam ra. Bir daha okuyalım. El hakku mir rabbike Bika fala tekun min el mumtarin. Fala tekün demedik sakinünden sonra mim geldiği için فَلَا تَكُمْ مِنَ الْمُمْتَر۪ينَ Böyle durduk. Femen حَاجَّكَ Femen izhar yapıyoruz bakın. Niye izhar yapıyoruz? Çünkü altı harftan birisi h harfi sakininden sonra gelmiş. Normal okuyoruz. Dilimiz damağımıza değerek okuyoruz. Yani femen diyoruz. Femen hacceke. Burada ne olmuş? Diye sorsam size. Herhalde dersiniz bunun cevabını verirsiniz. Fatiha suresinin sonundaki gibi olmuş. Ne olmuştu orada? Burada metti lazım var değil mi? Şu metti lazım dediğimiz şurayı. Met ne demekti met? Met uzatmak. Lazım gerekli demek. Yani şurayı uzatmak gerekli. Peki niye burada metti? lazım olmuş. Peki bu kelime mi? Hacce bu bir kelime. Peki metli lazım kelimeyi muhaffefe mi, musakkale mi? Onu nereden ayırt edeceğiz? Musakkale ağır demek. Dile ağır geliyor. Şu şeddeden. Eğer harfi metten sonra, bakın harfi met kaç tane vav, ya, elif? Burada elif gelmiş. Harfi metten sonra sebebi metten karşımıza böyle şedde gelirse sebebi met diyoruz. O ne demek? Uzatmaya sebep olan şey. Yani bunu uzatmamıza sebep olan şuradaki şedde. Harfi met zaten olacak. Harfi met olacak. Ondan sonra sebebi metten bir şey gelince o zaman burada ne oluyor o zaman? Metti lazım. Kelimeyi musakkale oluyor diyeceğiz. Evet öyle diyoruz. Ve devam ediyoruz. Bu anlaşılmıştır herhalde. Tekrar söylüyorum medd Metti lazım kelimeyi musakkale birçok yerde geliyor. Fakat e, metti lazım kelimeyi muhaffefe bir yerde geliyor. Yunus suresinin 91. ayeti kerimesinde. Evet. Devam edelim şimdi. Tekrar baştan alalım. Şöyle devam edelim. Femen ha وَأَزْوَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ Bakalım fihi derken bu zamiri uzatmadık çünkü kendinden önceki ye'nin harekesi yok. Fihi burada da iklap yapıyoruz. Bakın sakin nun sonra b harfi gelmiş. Mim ba'di ma ca'eke Metti muttasıl yaptık. Ma Eke minel ilmi fe kul te Bir daha okuyalım buradan. Minel minel hemen lema e bağladık. Minel ilmi ilmi ayında biraz sıkıyoruz boğazımızı.

ebna ana ve abna ve nisa ana ve nisa ekum. bakalım şimdi buralarda bakın ebna ana burada ne oldu metti muttasıl bir kelime olduğu için ve abna ekum derken yine metti muttasıl yaptık aynı şekilde ve nisa'ana derken de aynı şekilde yine hep metni muttasıl olmuş. Artık bakın metni muttasıyla munfasılı artık karıştırmıyorsunuzdur tahmin ediyorum. Çünkü kırık hemze gelirse bir kelime olduğunu anlıyoruz. Burada olduğu gibi bakın hep harfi metten sonra ne gelmiş? Kırık hemze. Harfi metten sonra hemze gelmiş ama hep böyle kırık. Harfi metten sonra hep kırık hemze. Bunların hepsi metti muttasıl. Metti muttasılla metti munfasılın arasında ne fark vardı diye sorsam. Ne farkı var? Evet. Metti muttasılla metti munfasılın arasındaki fark bunun metti vacip diğerinin yani metti munfasılın metti caiz. Niye öyle? Çünkü kıraat imamları müttefakun aleyh deniyor buna. Yani ittifak etmişler. Hepsi böyle okurken, mesela böyle okurken, Ebnâ ana ve ebnâ ekum ve ana ve Nisa ekum. Hepsi burada okurken bu gibi yerleri, metni muttasıl olan yerleri hep uzatarak okumuşlar. Onun için, onun için ne olmuş bunların metni? Vacip, unutmayın. Bunun metti vacip. Munfasılın, metti munfasılın metti caiz. Çünkü onları okurken e, metti munfasıl geldiği yerde bazıları uzatmış, bazıları uzatmamış. Onun için aralarında ihtilaf olduğundan caizdir deniyor. Evet, devam edelim ve bitirelim. Nerede kaldık? Şuradan devam edelim. Ve nise Buradan alalım. Abna ana ve abna ikum, nisa ana ve nisa ikum, anfusana ve anfusakum tüm hil ve nejgel. Tüm, tutuyoruz şeddili. Fümmen betehil fenec al yaptık. Fenec hemen lamlama bakın peş peşe gelince idgam misleyin ama gunnesiz bila gunne. Fenec alle anet Allahi Böyle duruyoruz. Bir kez daha okuyalım bu sırayı. وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ صَدَقَ الله العظيم. Evet kardeşlerim 56. sayfayı da böylelikle okumuş olduk. Rabbimiz kabul eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.